Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videoda Nutella kavanozlarının şirin mi şirin değişimini ve uygulamalarla ilgili dikkat etmeniz gereken noktaları bulabilirsiniz. Öncelikli olarak kavanozları kemik rengine boyayarak projeme başladım. İlk katı boyuyorum. Yumuşak bir fırçayla ilk katı astar görevi yapıyor bu boya. Bu şekilde tek yönde olmak üzere boyadım. Sonrasında bir gün bekletiyorum ve ikinci katını da boyuyorum. İkinci kattan sonra 3-4 saat yeterli. Kuruduktan sonra üçüncü kata geçtim. Burada tam olarak iki kat kapatmadığı için üçüncü kata geçtim ben. Koyu renkler daha kapatıcı. Onlar da üç kat boyamaya gerek olmayabilir. Üzerine yapıştıracağım böyle bir pirinç dekopaj kağıdım vardı. Bunların motiflerini ve resimlerini keserek hazırladım. Motiflerini ayrı olarak kullanacağım. Kapak kısmına da soğuk porselen hamurundan üst tarafındaki boşluğu kapatmak için bu şekilde bir kestim. Tam kapağın ölçüsünde çiçek tutkalıyla yapıştırdım. Soğuk porselen hamurumun yapılışı kanalımda bulunmakta. Elinizin altında bulunursa çok iyi olur. Böyle çalışmalarda gerçekten çok işe yarıyor. Üst tarafına da bu şekilde kuş yapmayı uygun gördüm. Çünkü benim buradaki kavanoz konseptim birazcık daha country, çiftlik konsepti gibi. Kuşu daha çok yakıştırdım. Kapağın etrafına halatla saracağım. Neden bunu tercih ettim? Plastik genelde boyamada ben çok performans almıyorum, tercih etmiyorum. Çok zorunda kalmadıkça plastiği boyamıyorum. Onun yerine halat yapıştırarak hem şirin bir görüntü verdim hem de o kenardaki kısmı kapatmış oldum. 3 sıra halinde 3 parça kestim ve bunları tek tek yapıştırdım. Doladığınız zaman bir boşluk oluşuyor başlangıç veya son kısımda. O yüzden 3 parça halinde keserek yapıştırdım. Birleşme yerleri ne daha sonradan kapatacağım. Şimdi dekopaj kağıtlarımı kestiğim bu horoz resimlerini üzerine yapıştırıyorum. Alt tarafa dekopaj tutkalını, gerçi ben dekopaj tutkalı kullanmıyorum, onda da çiçek tutkalı kullanıyorum. Ekstra alma gereği duymadım. Siz dekopaj tutkalı da kullanabilirsiniz. Sonra üzerine temiz bir fırçayla yapıştırdım ve üzerine de bir kat olmak üzere tekrar çiçek tutkalı sürdüm. Birleşim yerine bu fiyongu şimdi oluşturup sıcak silikonla yapıştıracağım. Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için de bildirim zilini tıklayarak tüm seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Evet, ön taraftaki fiyongu da dediğim gibi silikonla yapıştırdım. Şimdi arka tarafı bu şekilde boş kaldı. Bunu da resmin içerisindeki ağırlıklı tonu seçerek onunla boyadım. Bu resimde yeşil ağırlıklıydı. Bana göre kına yeşiline boyadım. Kadensin kına yeşili rengi. Bu akrilik boya ilk katta kapatıcılığı yüksek değil. Ancak ikinci katta çok iyi kapatıyor. Bu diğer kuşları da kırmızı ve kızıl ağırlıklı olduğu için diğer horozların olduğu resimler kırmızı rengine boyadım kuşları. Buradaki açık olan kemik rengini de resimle daha uyumlu hale getirmek için biraz bu şekilde koyulttum. Burntamber içerisine glazing medium karıştırıp çok hafif sürdüm. Silme uygulamadım, sürdüm. Silebilirsiniz de. Benim elimde böyle bir dantel vardı. Dantelin rengi beyazdı. Biraz koyultmak istedim onun için. Sulandırdığım dem içerisinde, çayın demi içerisinde 2 saat kadar beklettim. Sonrasında yıkayıp ütüledim. Hem kurutmuş oldum hem de düzgün oldu dantellerim. Şimdi
Örtüsünü alıp kestim dantelleri, orta noktasını belirleyerek kavanoza yapıştırdım sıcak silikonla. Sıcak silikonla çok iyi yapışıyor. Gayet başarılı. Herhangi bir şekilde çıkma, yerinden oynama olmuyor. Bakın kapakla gayet şirin bir konsept oldu. Ben bu kavanozu kullanmasam da dekoratif olarak tezgahımda sergileyebilirim. Ancak içerisine yine de bir şeyler koymayı düşünüyorum. Şimdi verniğe geçtim. Verniği ben bir gün önceden bir uygulama yaptım. Danteli de vernikledim halatla birlikte. Ve ertesi gün ki sonucunu gözlemledim. Dantel sertleşti. Yıkanabilir hale geldi. Aynı şekilde kapaktaki halatlar da yıkanabilir hale geldi. Ancak dantelin rengi biraz değişti. Tercih size kalmış. Diğerinde daha hoş bir görüntü oldu. Ben dantellerin tamamını vernik sürmemeyi tercih ettim. Dediğim gibi böyle hoş bir görüntü olarak tezgahın üzerine koyacağım mutfakta. O yüzden dantelin haricindeki kısımları sır vernik sürdüm. Akrilik sır vernik. Bu şekilde fiyonklara da sürdüm ve onları herhangi bir şekilde sorun yaratmasını önlemiş oldum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.